Dolu Sohbet'e hoş geldiniz. Yine bendeniz karşınızdayım. Tabii ki yine benim mutfağımdayız. Tanıdık geldiyse. Bugün yapacağımız tarif aslında benim kendi uydurmasyon tarifim. Ama eminim ki seveceksiniz. O yüzden kutunun içinde neler olduğunu siz bilmiyorsunuz ama ben seçtim. Organik buğday unumuz çıkıyor. Sizce ne yapacağız? Somonumuz. Ta-ta. Organik vegan ıspanaklı makarnamız. Neden bu ürünleri seçtim? Çünkü hem omega 3 hem de protein açısından bolca bunlardan alabileceğiz. Ton balığı da tercih edebilirsiniz. Aradolu'da hepsi var. Bunlar yunus balıklarını zarar vermeyecek şekilde avlanmış. Tamamen organik bu da Norveç'ten. Ben daha önce ıspanaklı versiyonunu hiç denememiştim. Bugün hep beraber deneyeceğiz. Bugünkü dolu sohbetimizin konusu güzellik kavramı. Bu sırada ben yemeğimi yapmaya başlıyorum. Şimdi kendimden örnek vermek gerekirse doğallığa inananlardanım. Diyeceksiniz ki hiç mi estetiksel bir şey yapmadın? Tabii ki botoks yaptırdım. Doğru güzel organik şeylerle nasıl besleyip kendi iç sağlığımızı ayakta tutmaya çalışıyorsak dış ikinci planda gelen bir şey olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki de kendini iyi hissettiğin sürece güzelsindir. Kendi bu ara ilgilendiğim alana gelirsek yüz güzelliği. Ben güzellik için ne yapıyorum diye merak ederseniz bilmiyorum merak ediyor musunuz ama çok ürün kullanma taraftarı birisi değilim. En çok yaptığım ve en önem verdiğim şey yüzümü gerçekten güzel bir şeyle yıkamak. Güzel bir şey diyorum çünkü ben sabunla yıkıyorum bu arada. Aşırı yumuşak bir fırçam var. Yüzümü fırçalıyorum. Hiç zarar vermiyor gerçekten. Sabah ve akşam mutlaka onu kullanabiliyorum. Böylece kan dolaşımımı hızlandırmış oluyorum yüzümü yıkadığım esnada. Birazcık cildimin o günkü ihtiyacına göre farklı toniklerim var. Siyah noktalarla alakalı sıkıntı yaşadığım bir dönemse öyle bir toniği tercih ediyorum. Tüm bu etapları tamamladıktan sonra en güzel kısım krem sürüyorum. Hyaluronik krem. Aman tanrım hayatımda ilk defa tek seferde söyleyebildim. Neyse. Şu an çok iyi gidiyoruz. Yoğun bir krem. Onu suratıma sürdüğüm zaman genelde sabahları tercih ediyorum. Suratım önce bir bembeyaz oluyor. Sonra geçen hafta bahsettiğim işte yüz sürme rutinlerimi böyle uzun yapıyorum. Çünkü bu kremi yedirmek gerekiyor cilde. Ve bu hareketler kesinlikle çok faydalı oluyor. Sonrasında aslında güne devam etmeye hazırım. Bir tane akşam için özel nemlendiricim var, onu sürüyorum. Ne yapıyorum? Tabii ki de hepimizin bayıldığı maskeler kullanıyorum. Yani yine dediğim gibi tamamen cildin o anki ihtiyaçlarına göre bunlara karar veriyorsun. Yani ben en azından öyle yapıyorum. Siz nasıl yapıyorsunuz? İşte bazı günler diyorum biraz kuru hissediyorum, nem bombası. Bazı günler diyorum kil maskesi yapayım, güzel bir dip temizlik olsun. Sizin neler yaptığınızı çok merak ediyorum bu arada. Herkes birbiriyle paylaşırsa daha çok şeyler öğrenebiliriz. Ya sosumu göstermek istiyorum size. İnanılmaz güzel bir kıvama geldi. Bu kadar iyi denk gelmiş olamaz. Kokusu beni mest etti. Şimdi eş zamanlı olarak makarnamı atacağım ama bu arada bu hazırladığımız sos. Hemen somonları da eklemek istiyorum. Sonra da baharatlarımızı ekleyeceğim. Somonun kokusunu almamız lazım, muhteşem. Ben de neden kokulara bu kadar taktıysam hep aynı şeyi söylüyorum. Şimdi sosumun içine bunu ekledim. Bu arada Photoshop kullanıyor musunuz Instagram'da koyduğunuz fotoğraflarınıza? Yani şöyle Photoshop demeyeyim, farklı filtreler. Ya filtreler mutlaka hepimiz kullanıyoruz. Ben bazen videoyu çektiğim açıdaki ışığı sevmiyorum. Onun yerine hani hafif böyle güzel bir renk atıyorum ki kendimi daha iyi hissettiğim bir görüntü ortaya çıksın diye. Başka bir şey kullanmıyorum çünkü açıkçası ben kullanmayı bilmiyorum. Öyle bir app hiç indirmedim. Instagram'da karşılaştığım fotoğrafların editlenmiş olup olmadığını açıkçası hepsini anlayamıyorum. Yani anladığım çok daha seyrek diyebilirim. Tanıdığım biri ise vücudunu ya da suratını biliyorsam o zaman anlayabiliyorum genel. Genellikle anlayabiliyorum. Ben o konuda dediğim gibi yani kendim kullanmayı bilmediğim için çok anlamakta da zorlandığım bir konu. Ooh. Ne kadar da hoş bir bayan kendisi. Bence valla ya mutlaka var gibime geliyor. Yani ışıltısının oranı, her şeyi çok muntazam. Öyle miymiş? Ama bir şey söyleyeceğim. Bu çok büyük bir yalancılık. Yani bence kabul edilebilir bir şey değil. Ufak tefek dokunuşlarla kendini rahat hissetmediği şeyleri düzeltebilirsin. Bu tamamen kişinin kendi şeyine kalmış bir şey. Ama bunun da bir dozajının olması gerektiğini düşünüyorum ben şahsen. Aradolu, gönder gelsin bakalım diğer fotoğraf. Ay, bu
burada makyajı çok beğendim. Ben de bugün biraz böyle mavilere girmişken. Yani burada da ışık oyunları var gibi geliyor ama kendisi diyelim. Ufak tefek kusurlarını kapatmış. Yani çok da wow değişik bir şeyle karşılaşmadık bence şu anda. Bu kabul edilebilir bir dokunuş. Ay bu yani full Photoshop. Full. Orijinali bu muymuş? Aa, günahını aldım. İnanılmaz. Gözleri de çok iyi yapmışlar. Keşke becerebilsem ben de öyle şeyler yapmayı. Bu arada makarna ile ilgili bir şey söyleyeceğim. 3 ile 5 dakika arasında oluyor. Diğer makarnalardan çok daha hızlı. O yüzden dakikaları unutmayın yaparken. Başka görsel gelecek mi sevgili Aradolu? Hadi gelsin. Madem bunu bekliyoruz, vaktimizi böyle geçirelim. Çünkü yoksa temizlik yapmaya başlayacağım. Onu da sizler izlerken yapmak istemem. Ya burada bence kollar photoshoplanmış. Yani yüzünün oranına baktığım zaman vücudu daha fit duruyor. Gerçeğini görelim. Aa, kollarda yanılmışım. Kız kendini... Bir dakika. Ne yapmış? Gerçeği ne? Gerçeği bana gösterdiği. Ha, bir de photoshop yapılmış hali. Kendini zayıflatmış. Okey. Kafam karıştı. Garip geldi konu. Anladım. Çok iyi. Bu esnada makarnam olmuştu. Ispanağın kokusu gerçekten geliyor bu arada. Baya geliyor. Evet efendim, çok güzel makarnamız oldu. Omega 3 ve protein bol bol alıyoruz. Kendimizi seviyoruz, o yüzden de bence bunu hak ettik. Tekrardan aradolu.com'a beni dolu sohbetlerine konuk ettikleri için, sizler de benim mutfağıma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Benim için çok güzel bir bölüm oldu. Görüşmek üzere.